Blok mu çıktı? Nasıl yani? Kalk lan işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum işe gideceğim. Gerçekten blok mu çıktı? Evet. Ne oldu ki? Köpen ya. Bıktık ya. Bir insan bir işten bu kadar sıkı... Seçim olmuş mu? Niye ne yaptın ki? Spreyi sıkıntı bir şey yapmadım aslında. Evet, bugünün kombinleri arkadaşlar. Ne şöyle göstereyim. Hiç kusura bakma uyansaydın. Arkadaşlar bakın biz dedik ki saat sabah 9'da evden ben çıkarız. Saçımı yapamıyorum, asansör gidiyor. Tamam ben bir susayım, aşağıdan anlatacağım size, bekleyin şikayet edeceğim. Saçıma bak ya, saçım niye böyle Zeki Müray gibi? Ne alakası var lan? Ne alakası var? Ne oldu bana ya? Kendine gel. Çok yankı yaptı lan bir anda. Ne yapayım? Ha fotoğraf. Ne kadar kilo mu çıktın yoksa? Onu söylersen senin... Oh! Bir şey söyleyeceğim, bir şey fark ettiniz mi? Zehra benimle birlikte arabaya bindi, dışarıda beklemiyor. Evet çünkü binebileceğim kadar yer bıraktın, Allah razı olsun sonunda. Tamam. Bir anda nasıl makyajlı oldu bu, ne oldu buna falan demeyin diye söyleyeyim istedim, arabada makyaj yapıyorum. Yanıma aldım böyle. Baba çok kapalı. Hava zaten kapalı, o yüzden uyanamadım. Sen bir de perdeyi kapatmışsın, daha da uyanamadım. Evet, ne güzelmiş gibi. Yağmurlu havada en sevdiğim şey karanlık odada sadece o yağmurun sesini dinleyerek uyumak. Baba, yani şu an gittiğim için gerçekten çok pişmanım. Aa. Gerçekten çok pişmanım. Tam uyuma günü yani bugün. Bugün, yani Allah bana diyor ki bugün uyu kulum. Bugünün planını dökeyim size hemen. Oğuz konuşmayı tercih etmediği için arkadaşlarımızla dün kahvaltı planı yaptık ve dediler ki işte 9'da orada olalım, 8'de kalkın. Hayır, 9'da çıkarız yola. Hayır, 9'da kahvaltıda olalım dediler. Ondan sonra biz de okey falan dedik, günü dolu dolu geçiririz, vlog çekeriz dedik. Uyandık, baktım saat harbiden 9. Hani gerçekten 9'da gidiyoruz. Ben dedim ki ne yapıyorsunuz siz ya, manyak mısınız, 9'da gidilir mi dedim. Daha midem açılmamış, kahvaltıya gidiyorum. Ne alaka, anladın mı? Sakin ol! Zehra diyor ki saat 9'da kahvaltıya mı gidilir? Ulan zaten amaç o, günü dolu dolu geçirmek. Ya o gün pazar, ne alaka? O gün bir pazar kahvaltısına gittik, saat öğlen 2 olmuş. Pazar kahvaltısını yaptıktan sonra tamam, başka hiçbir şey yapmadık. Ne? Ne? Allah seni kahretmesin çocuk, videonun sonunda bile diyorsun ki ya bugün böyle olacağını bilmiyordum ama çok dolu dolu geçti, güzel bir gündü. Tamam, saat 2'de kahvaltı yapmamıza rağmen dolu dolu geçmiş. E tamam, geçebiliyor demek ki aşkım, yani saat 2 olmasına rağmen. Saçma ne canım ben? Ben de bunu anlamıyorum ya, bu insanların ne şeyi var? Ne şeyi? Yani sabah 9 şeyi olmaması gerekiyor. 2'de gittik mesela, mis gibi kahvaltımızı yaptık, gezdik. Aynısı olacak şimdi. Yani anlatabiliyor muyum? Ne? Ne anlatabiliyor musun? Ne? Öyle yani ya, bugün gerginim çünkü erken uyandım ve hava kapalı yani. Bugün ekstra Zehra çıkma günü yani. Artık çıktın, Allah rızası için makyajını yapar mısın? Yapıyorum zaten. Ne iğrenç bir gün ya. İptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Allah'ım çok güzel bir gün, çok neşeliyiz ya, çok mutluyuz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Siz de evrene mesaj gönderiyor musunuz ya? İptal ediyorum, iptal ediyorum. Hani kötü bir şey söylediysem evren bunu kendine çekmesin ve günüm öyle geçmesin diye iptal ediyorum diyorum. Aga sen kim? Aga sen kimsin o? Evren seni tanımıyor bile. Aşkım mal mal ya, gerçekten cahil misiniz ya? Çekim kuvveti diye bir bilim var ya. Bana ne? 5 minutes later. Evren sana diyor ki bana söyle. Ben açım, senden mesaj al. Aşkım mal mal ya, gerçekten cahil misiniz ya? Size bir şey anlatayım. Aşkım tamam olma, boş ver, yapmasana zaten. Tamam. Ben size şöyle bir şey anlatayım. Ben küçüktüm. Annem işte çekim kuvvetini benden önce falan biliyordu. Ondan sonra şey diyordu. Şöyle geziyordu evde. Benim beyaz bir jipim var. Benim beyaz jipim var. Bak evin altında beni bekliyor. İşte beyaz jipimi gördünüz mü? Park edildi. Orada duruyor falan. Biz de aynı Oğuz'un tepkilerini veriyorduk ablamla birlikte. Ya üf, kafayı mı yedin ya sen falan böyle. Yemin ederim aynı tepkileri veriyorduk. Şu an senin düşüncelerini anlayabiliyorum. Çok saçma geliyor. Çok böyle nasıl diyeyim? Cahilce geliyor. Ondan sonra Max bir aya annem beyaz bir jip aldı. Ve o beyaz jip şu an annemin yani, anladın mı? Ondan sonra ablam mesela ilişkisi çok kötü bitmişti. Sonra ablam bir gün uyandı. Ben evleniyorum. Ben evlendim ki. Bakın yüzüğüm var falan diye evde geziyordu. Bir ay içinde ablam evlendi. Şu an çocuğu falan var mesela. Ya çekim kuvveti gerçekmiş, anladın mı? İnanarak yapınca evren sana her şeyi veriyor. Allah'ım 2022 madara resaltım olsun. Kabul ediyorum. Olsun. Sözleşmeyi onayladım. Aşkım bak şu an mesela, ya çok affedersiniz, sansür geçti.
geçerek yapıyorsun. Hayır, geçmiyorum, hayır. İnanarak ve onu hayal ederek yapman gerekiyor. Oğlum RS6'nın hayalini kuruyorum ben zaten. Tamam. 2022 modelinde RS6'm olsun. RS6'yı görmeyeceksin. İçinde göreceksin kendini. Sürerken zaten göreceksin. Öyle görüyorum. Bir yere giderken göreceksin. Park ederken mesela. Tamam, görüyor. Villanın önüne çekip park ettiğinde mesela bana seslenişini falan gör, anladın mı? Ben hep görüyorum kendimi onları. Kendimi de nasıl katıyorum ama ileride ben de İleride oraya ben dahil olayım diye. Sen evrende hilecilik yapıyorsun, ben i̇leride sana söyleyeyim. İleride ben de olayım diye. Niye ben olmayacaktım? Ne oluyor anasını satayım, ne oluyor? Arkadaşlar yorumlara bundan 3-4 yıl sonra şey yazın. Sizin çekim yasası ne oldu falan filan diye yazarsınız. Tamam, yazsınlar. Tamam, yazsınlar bize de. Bu videoya 50 bin like gelsin. Kabul ediyorum. Sözleşmeyi onayladım. Ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Aldım, kabul ettim, cebime koydum. Oldu bile. Oldu. Şu an o beğeni geldi zaten, anladın mı? Şu an 50 bin like oldu. Tabii efendim. Arkadaşlar. Tatil kadrosu gene burada. Günaydın. Sadece Murathan'da bir Sena yok. Onlar da Samsun'a gitti. Taşınmasa da bana ne kardeşim, Allah Allah. Gidiyoruz. Trafik var. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Ne kadar şaşırtıcı. Ne kadar şaşırtıcı. Beni şaşırttın. 3 kilometreye 40 dakika veriyor. Bakalım işte, devam ediyoruz. 10 minutes later. Nereye geldik biz şimdi? Nezih. Ne kadar nezih bir mekan. Hadi gidelim. Deniz havası çarptı şimdi. Bu ne harbiden? Sarımsaklı bir şey benziyor. Sarımsaklı değil mi dedi ya? Hatırlamıyorum da. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi teslim edelim. Ama çok samimiyetsiz gülümse, tamam mı? Çok izlediğim için şiştim ve şu an çok fenayım. Ağırlık çok iyi değil mi? Evet, şu an şuranda yatabiliyorum. Şey var ya, trafik tubaları. Trafik tubaları. Sadece ben gördüm, sakin ol. Arkadaşlar, size bir şey göstermek istiyorum. Sen de mi gördün? Biz yemeğimizi yarım saat önce bitirdik. Hala yemek yiyor ve... Şu an önümüzdekileri falan almaya başladım. Kişi başı bir tane pişi geldi. Ben kendi pişimi yedim. Önümüzdeki bütün geriye kalan bütün pişileri kendi topladı. Hayır, ortadaki yemekleri bitirdi. Şu an tabaklarımızdakileri alıp yiyor. Hayır, o şey maksat şeyde kalmasın, tabakta kalmasın. Ziyan olmasın diye ya, kıyamıyorum. Burada sevgilisi tanımadığını iddia ediyor şu an. Allah aşkına bundayım. Şöyle koyayım mı? Hayır aşkım. Aşkım ne dedi? Bana ne? Arkadan da biz çıkıyoruz. Vuse hadi gel, çalgıcılar var. Abi. Hadi dans edelim, gidelim yanlarına. Merhabalar. Starbucks'a geldik, oturduk. İşte bu sohbet muhabbet ediyoruz. Bu kadar. Ama çok güzel şu an burası. Dans da etti. Buse burnunu yaptırdı. Sol ön çamurluk değişmiş, kaput değişmiş. Sağ ön çamurluk... Daha birinci hafta ödevi bileceğiz. Bir de belirtiyor, belirtiyor. Şimdi keyif zamanı. Çok yoruluyoruz ya. Az önce de Buse'nin burnunu kutladık zaten çalgıcılarla. Diyorum ya, bugün dışarı çıkacağımız için dün şey diyorum. Yarın gidelim de burnumu gezdirelim. Bana gece mesaj atıyor. Arda arda ben dedim bir şey oldu herhalde. Ay Zehra ne oldu diyor. Burnumu gezdireceğiz yarın. Burnumu yaptırınca ben. Biz bir kafedeyken burnu için pasta üfleyeceğim. Evet. Üfleme, üflet
mi dediniz? Kutlayacak mı? Bugün kutlayalım. Şey çok kuş var burada. Yok, aa. Ben anlatamadım ya, sen anlamayısın. Ne oluyor lan? Ben anlatamadım ya, sen. Kapa şunu, uyuttun abi. Hayır, Aliyan şu an şey diyor. Geri geri telifi ya. Allah'ım ya. Nasıl satayım ya? Allah Allah. Biz olmasaydık bunlar ikisi sevgili olurdu ya. Basıldınız. Yakalandınız. Ya kargayı rahat bırak. Ne oluyor anasını satayım? Huzurlu bir şey, deniz havası çekimleri kargayı kovalıyor orada. Karga bak dedi. Hayatında ilk defa Zehra ile birlikte sahile falan geldi. İki yıldır ısrar ediyorum, gel sahilde yürüyüş yapalım diye ilk defa. Karga kovalıyoruz işte, değil mi? Harbiden. Sol ön çamurluk değişmiş, kaput değişmiş, sağ ön çamurluk değişmiş. Kapak fotoğrafına Bursa'nın yeni burnu yazacağım. Ne olur, hayır, direkt kapak fotoğrafına benim burnumu koyalım. Benim burnum. Sen kafayı sıyırmışsın. Evet, şimdi dövme yaptırmaya geldik. Daha doğrusu benim şu bileğimdeki şey vardı ya, yazı silinmişti. Zehra ile ilk çıkma tarihimiz. Şimdi onu bir düzelttirmeye geldik. Bir de birkaç tane dövmeye falan bakacağız. Tamam. Dövme yaptırmaya geldik çok ani bir karar ile. Oğuz zaman, dövmesini yenilecek, ben de dövme yaptıracağım. O zaman şey diyoruz gene. Şimdi girdik, merkezden haber vermeleri gerekiyormuş. Atıyorum şimdi buradan bildirmeleri gerekiyormuş. İşte rengi ne kadar solmuş ya da solmamış tarzında bir bilgi vermeleri gerekiyorlarmış. O yüzden bir fotoğrafını falan çekti. Onay geldiğinde yapılacakları söyledi ama gün içinde olmayacağını dediler. O yüzden farklı bir şeyler yapacağız. Bakalım neler yapacağız, görelim. O daha sonraki videoya kaldı artık. Evet. Hayır, bir de o kadar uyumlu bir çift ki birisi uyuyunca diğeri de uyuyor. Arkadaşlar benim bir yerde, yani şu an yerler nerede demeyin, onlar şimdi yukarı çıktı, biz de arabayı park ettik de. Şimdi biz eve doğru gidiyoruz, yorulduk. Yine bizim aşağı tarafta açılan kafeye gideceğiz. Öyle sohbet muhabbet, çay, hasbihal falan filan. Hasbihal. Bir tartılma şeyim oldu. Evet. Ve ben 93 kilo olmuşum. 93 kilo olmuşum. Zayıf tamam lazım, acilen. 65 kiloydum ben kanka. İnanılmaz. Bu hala yemek yiyor arkadaşlar. Biz ani bir kararla film gecesi yapmaya karar verdik. Hoppa. Evet, filmimiz bitti. Çaylarımızı, kahvelerimizi içtik. Şimdi tüm misafirlerimize yapmamız gereken şeyi yapıyoruz ve onları havuza indiriyoruz. İlkinde Buse evlerine geçtiler. Kıyafetlerini almaya, yani bikinisini, mayosunu almaya gittiler. Ben de şimdi burayı toparlayacağım. Eski haline çevireceğim. Sonra biz de hazırlanıp aşağı ineceğiz. Hadi bakalım. Artık temizliği çekmiyorum. Yeter artık. Yani gına geldi bence artık size. Hadi havuzda görüşürüz. Günaydın. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Yani en son havuza giriyordunuz. Giremedik. Üstüne. İki gün geçti o günün. Gireriz diye düşündük. Sonra işleri çıktı. Sonra dedik ki biz birlikte girelim. Sonra dediler ki bir sonraki gün hep birlikte girebiliriz. Sonra bir sonraki gün oldu, yine işleri çıktı. O yüzden o günün üstünden 3 gün geçmiş bulunmakta. Bugün ikinci günün vloguyla tekrar bir aradayız. Bugün yine aynı ekip. Gezicüyüz. Sanki o günün devamıymış gibi, hiç çaktırmayın. Öyle akışına bırakın. Şimdi uyandık. Evi temizliyoruz. İki ruh hastası olduğumuz için. Günlük bizim günaydın şeyimiz bu. Selamlaşmamız. Evi temizliyoruz. Kahvaltı yapacağız. Sonra hazırlanacağız.
Saat 6 gibi de yola çıkacağız hep birlikte buluşup. Oradan İllüzyon Müzesi'ne geçeceğiz. Çok merak ediyorum ve çok komik fotoğraflar çıkacağını düşünüyorum. Haydi bakalım, ikinci gün başlasın. Kolay gelsin. 10 minutes late. Evet, kahvaltısını bitirir bitirmez odasına koşan bir Oğuz. Oyun oynuyor, video izliyor aynı zamanda. Mesela bu ikisini aynı anda yapabiliyorsun ama TikTok izlerken benimle sohbet edemiyorsun. Konuşmak gereğini duymuyorum yani. Konuşma gereksinimlerini karşılamadığım için zekamı zorlamadan bir yandan böyle boş boş video izliyorum, bir yandan oyun oynuyorum böyle boş boş. Videoyu anlamadan izlersen ne anlamı var ki o zaman? Lan dizi izlemiyorum ki. Kaçırmam gereken bir şey yok. O zaman niye izliyorsun diyorum ben de. Canım böyle çıkıyor. Sana çok sinir oluyorum. Ben de sana çok sinir oluyorum. Hadi mutfağı toplayalım ya. Gene bize kaldı. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şöyle. Mutfağı yine olanlar oldu. Zehra'ya kaldı. O zaman hazır mısınız? Hadi. Sağ ol kardeşim, sen de öylesine. Aşkım niye yapıyorsun bunu ya? Kardeşin miyim ben senin? O benim yolluğum. İki tane mi yolluğum var? İki tane yolluğum var. Yürü ya. Ben teklerim ama Zehra daha açmamış. Tamam, yakışıklısın kardeşim ya. Aha geldi yine bizim. Şimdi yemek kaldı. At oğlum, ne olacak? Ya bu, bence komik bu güzel. Bu şey koca terörü bu arada. Hayır değil ya. Saçın nasıl olmuş? Zehra'nın saçı nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun Bilal'cim. Kardeş olarak takılıyorsak yüzükleri çıkarıyor musun? Çıkar. Olur mu? Aşkım olur mu? Tamam. Bir gün boyunca abi kardeşim davranalım. Tamam. Aşağıdaki kızlara bakmak serbest mi? Tamam bir şey yok ya, Allah Allah. Yok bir şey yok, bir şey yok. Allah. Şaka yaptım. Oğuz gözlere yapmış bir var. Bu bizim ailenin elisi. Hello. Hello. İlk yoksa nerede? Yok, evde yoktu. Ara seni de. Aa, İlkin arıyor. Niye hep siz söylediğinizde arıyor bu çocuğu? İyi kalpli işte. Mükemmel kalpli. MR'a geldik. Burada İllüzyon Müzesi varmış. Oraya geldik. Ne olduğunu bilmiyorum. Gidip bakacağız, öğreneceğiz. Çek çek. Koş. Koş. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Şimdi fazla yürümeden buraya vardığımız için kendimi çok mutlu hissediyorum. Evet. Yok, fazla yürüseydik üzülürdüm. Ben öğrenci değilim. Ben öğrenci olmadığım için daha fazla yürüyeceğim. Oha! Buse! Buse balık kıyıkları. Hangisi Buse bunun? Biz burada bir 10 saatimizi vereceğiz büyük ihtimalle ya. Ama var ya harbiden, şöyle söyleyeyim, bayağı bir harbiden sonsuzluğa doğru bir yol varmış gibi gözüküyor şu an. Yayınları burada yapsa. Buradaki ya. Ben biliyorum. Hemen hemen buradan gidelim. Çok da bir şey yok aslında. Oğuz niye? Harbi bu.
Sen deli ettin bu arada kendini sen. Allah kurtarsın. Aslında çok basit bir şey bu arada. Anladın mı? Anladın değil mi? Çok basit. Anladın hiçbir şey anlamadın mı? Birbirinin ucundan dönüyormuş gibi oldu. Evet. Ama öyle değil. Hadi gel alkışlayalım. Oha çok Zehra. Ne oldu, beğenemedin mi? Videoya like iste. Videoya like atın. Klonlarımı size öldürürüm. Kamerayı yan tutuyorsun. O nasıl inmek ya? Bak gel. Şöyle. Hiçbir bok almadım. Hani şöyle işte. Bak. Ha, aa duvarda yürüyorum. Evet. Ama tam tersi yapmışlar. Tamam biz de duvarda yürüyen cinsini yaptık. Tut aşkım be. Aa burada çok tatlıyım. Ne yapmışlar? Bak kapı düz duruyor fotoğrafta. Bu müze bizim zekamızı aşıyor mu? Olabilir mi? Fotoğrafı ben çektim. 90 derece çevirdim. Yok böyle değil, böyle çevirdim bak bitti. Tamam işte, harika. Tamam fotoğrafı düz çekip bir yanda çevirebiliriz. Asıl bu güzel oldu bu arada. Hayır yapma. Aa, canım yandı. Kızım hadi gidiyoruz. Çıksana artık. Hadi gidiyoruz, çıkarttık şunu. Ay hoştu lan. Bismillahirrahmanirrahim dedim. En güzeli budur, nerede duracağız? Beynimin yetmediği dakikalar yaşanıyor yine. Buna göre mi karar verdin? Şuna. Sen geç, ben çekiyorum. Düşme sakın. Düştü mü? Dizine vurdu. Elini mi vurdu? Ya bak illüzyon milüzyon başımıza bir olay gelecek. Biz videolarda sadece yemek yiyorduk, ne kadar güzeldi. Sen şaka yapmıyorsun. Ay, ay başım döndü. Oo harbiden başım döndü. Oo başım döndü. Evet. Oo. Ay, oha. Başım çok kötü. Ay, çok kötü. Bir şeyden benim zaten vertigo vardı. Bir şeyden çok kötü sallandı. Evet. Niye başım bu kadar döndü? Ben bir daha gidiyorum. Ben de yapacağım. Ama çok midem bulandı. Oğlum çok kötü. Arkadaşlar şu an önümde bir boşluk var. Kameraya ne kadar şey olur bilmiyorum ama şu an bu dönüyor gözüküyor bende. Of. Çok kötüyüm. En çok şaşırdığım şu an buydu. Oğlum aşkım bekle. Düşüyordum. Aşkım bekle. Arkadaşlar Buse sadece şunun içinde şöyle bir yürüdü buraya geldi. Biz 3 defa gidip geldik ama o bir tek seferde gitti. Hadi kalk. Hadi devam. Hadi gidiyoruz. Daha neler var bakalım. Daha çok of çok kötü dönüyorum hala. Tamam bir şey yok. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Müzeye giriş ücreti 2 yetişkin, 2 çocuk 450 lira Türklere, yabancılara 1200 lira. Ama diyor ki yabancılar çok iplemiyor diyor. Refah seviyesinden dolayı galiba. Şimdi size komik bir şey söyleyeceğiz. Biz MR AVM'ye geldik. İlk defa farklı bir AVM'ye geldik. Ve buradan yemek yemeye akasya... Yeter lan yeter! Ne hissediyorum biliyor musun farklı bir AVM'ye gidince? Karısını aldatmış erkek gibi hissediyorum. Hayır ya ne alakası var da böyle hep alışık şey. Ama gerçekten alışkın. Bence gezilmesi en basit AVM evet. Akasya. Ve en ferah yormuyor. Evet yormuyor. Burası harbiden. Çok yorucu şu an kaybolduğumuzu düşün hissediyorum. Baş döndürüyor. Nereye gidiyorduk biz? Şimdi. Mr. D ama oraya gidiyoruz. Mr. D. Ay elbisenin tatlılığını. Hayır. Pembe olduğum. Zehra tam sen. Zehralık. Oo, oh, yeah. Çok güzel. Tamam da nereye gideceğim bununla? Nişanımda bile giyerim ben. Abart. Güzel. Fiyatını soralım mı? Evet. Arkadaşlar yorumlara tahmini yapın şimdi. Ay merhaba. Merhabalar. Bu mini elbisenin fiyatını öğrenebilir miyiz? Evet. 8 bin. 8 bin.
Bence de çok iyi. Şaka yapıyorsun. Salak gibi elbise diktirdin. Bir senin elbiseyi daha pahalıya dikiyorlar şu. Zehra nişan elbisesi diktirdiğine pişman oldu. Çok güzel bir elbiseydi ama harbiden çok güzel bir elbiseydi. Diyorsunuz ki şu an nasıl bu kadar böyle konuşabiliyorsun? Çünkü etraf bomboş. Niye bilmiyorum ama boş. Buse bizi bir yere soktu. Burada baston falan satılıyor. Bunlar var, saat var. Şu an böyle bir yer geziyoruz. Başka ne? Bunlar ne? Şaka yapıyorsun. Oo, sandalye çorabı. Hayır, sandalyenin ayağına takıyormuşsun. Aha böyle. Çok minnoş. Sandalye olası mı geldi şu an? Biz niye böyle... Buse kayıp bu arada şu an. Buse kendi kaybetti. Şöyle düzenleme kutusu alsak çok iyi olur ya aslında. Şöyle bir şey almıştım Oğuz'a sırtı çok kaşınıyor diye. Sonra onun uçlarını yemiş. Tam ucunu yedim daha. Tırnaklarını yemiş. Hadi gidelim. Videoya like atmayanlar. Ya çok iyi. Yorum yapmayanlar. Bilirim aç. Hiçbir şey yapmayalım. Instagram'dan takip etmeyenler. Ya onu ben söyleyeceğim. Bu Instagram'dan takip etmeyenler. Mağazaları gezdik. Akasya'ya doğru yola çıkıyoruz. İnsana gerçekten bize küfredebilir ya bu videoda. MR'a kadar gittiniz. Gerçekten Akasya'ya mı dönüyorsunuz? Yapacak bir şey bulamadık ama. Yemin ederim yapacak bir şey bulamadık ya. Evet müze için gelmiştik. İlkim geldi. Yakışıklı olmuş. Ay. Kardeşim ne bu hazırlık ya? Sizin hazırlıkta kendinize bakmıyorsunuz da bana mı söylüyorsunuz? Kapatamadım kapıyı. İlkini ilk defa böyle görüyoruz. Aşkım öpücük diye uzandım. Başka birini bulduk bu arada. Oğuz'la görüşüyormuş. Aşkım konuşmamız gereken bir şeyler var sanki. Bu arada yağmur yağmaya başladı. Geldik. Şu an çok huzurlu hissediyorum. Buraya gelince cidden öyle. Akasya. Evimiz gibi. Güvenli alalım. Evet evet güvenli alan. Ay aklıma Sinan'la Erik'in videosu geldi. Üzülmüştüm orada. Gül'ü bile zorla aldırmıştık hatırlıyor musun? Evet. Hala evlenmedik bu arada biz. Bir tek sen evlendik. Kız ben teklif daha iyi almadım daha. Geldi mi? Doğru. Bir tek ben teklif aldım değil mi ondan? Tamam. Planlar değişti tamam. Biraz. Bunlar... Ben birazcık daha gençliğimin baharını yaşamaya karar verdim. Vazgeçtiler. Hayır baksana evlilikten vazgeçtikten sonra giyimin falan değişti senin. Tabii canım. Aşkım Türk filmlerindeki yakışıklı erkeklere benzemiyor mu? Sepiye'ye düşürse beni evet. Tribe girdi salak. Biz yemeklerimizi söyledik. Yemek yiyeceğiz birazdan. Anise. Bu videoda hiç söylemedim. Tamam. Anise. Hadi gel birlikte söyleyelim. Anise. İndirme o telefonu. Işığı yansıyor zaten. Sağ olun. İyi ki yemeğe geldik. Tamam da bu kadar da değil yani ortamı pişmemiş. Bu pişmemiş. Hayır, ortamı. Birazcık daha pişirmesini isteyeceğim bu. Çok iyi şu anda. Arkadaşlar, şimdi biz çıktık ve tekrardan bizim evin altındaki kafeye geldik. Oturup çay falan içiyoruz, çay kahve içiyoruz. O şekilde burada takılıyoruz. İlerleyen saatlerde de zaten evlere dağılırız. Ay, çayını göster. Çayını göstereyim, hemen göstereyim. Bakın bu süreye. Şu an demleniyor burada. Demlendikten sonra 3 dakikalık süremiş. Süre bittince bardağımı dökeceğim. Demlenmiş oluyor. Böğürtlen çekiyor. Bardağını döktükten sonra ne yapacağız? İçeceğim. Afiyet olsun. Afiyetler olsun. Kendimi görebiliyor muyum? Mükemmel bir şey. Cheers. Al tüpe çekelim bir de bardağın. Ha ayrı şeyler içiyoruz. Ay bunun kamerasında bir şey. Ha. Two hours later. Kız biz sizi unuttuk ya. Oğuz uyuyor. Ben de makyajımı yıkarken dedim ki biz ne yaptık bugün vlog çektik. Vlog nasıl bitti? Bitmedi. Ve şu an şunu düşünün. Vloglarımız eğlenceli olsun diye biz arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Planlar yapıyoruz. Şöyle yapalım, böyle yapalım. İşte insanlar içerik istiyor bilmem ne. Arkadaşlarımızla buluşunca biz video çekmeyi unutuyoruz. Ve arkadaşlarımızla eğlenmeye bakıyoruz ve yaptığımız planları gerçekleştiriyoruz. Çok saçma geldi şu an. Ama neyse.
Şu an konumuz bu değil. 2 günlük çok tatlış bir vlogdu bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.